arkadaşlar? Öncelikle şöyle başlayayım. Oyuncularımı tebrik ederim. Bana 3 gün kısa bir sürede çok inandılar. Ve düşündüğüm senaryoyu sahaya getirdiler. Alanya zor bir rakipti. 3 günde böyle bir karakterle oyun koyduklarından dolayı teşekkür ederim. İnşallah ilerleyen haftalarda devam eder. Tabii zor bir şey. 3 günde Alanya gibi bir rakibi organize olmak kolay bir şey değil. Alanya oyuncuları oynadıkları oyuna inanmış. Ve birçok takım onlara çözüm üretememiş. Sadece 3. mağlubiyetini aldılar herhalde deplasmanda. Öyle mi hatırlıyorum? Tabii ben Denizli Spor'da ne yaptım? Mevcut şartlara göre bir oyun planı çıkarmam gerekiyordu. Oyuncularla 3 gün içinde onlar da sağ olsun çok özveride bulundular. Çok teorik ve vaktimiz yettiğince sahada pratik çalışıp Alanya'yı, onlar çünkü oyunun topa sahip olan tarafını tercih ediyorlar. Biz o topa sahip olarak oynayacak bir vaktimiz yoktu. Daha pragmatik yaklaşmamız lazımdı ve kazanmamız lazımdı. Çünkü bundan herhalde 3 saat önce Denizlispor'un 6 puanı vardı. Ve 3 gün önce gelmişsiniz. Oraya bir akıl getirmeniz gerekiyor. Oyuncuları inandırmanız gerekiyor. Onu başardık. Böyle daha akılcı bir oyun seçmemiz gerekiyordu. Onu da yaptık. Çok şükür Allah'a. Çok emek verdik. 3 gündür çok çalışıyoruz. Çünkü kısa zamanda bir önemli işler üretmemiz gerekiyor. Vaktimiz yok. Kazandığımız için mutluyum. Gelecek olan maçlarla adı alakalı. Kazanmaya giden yol neyse, kime nasıl oynayacaksak öyle oynayacağız. Kadro derinliği ve sakat oyuncu sayısı fazla. Öyle çok rotasyon yapamıyorum. Bu gelecek bir haftadaki 3 maç biraz sıkıntı yaratabilir. Burada da bir ağır bir iş var, önemli bir iş var. Buranın da çözümünü, bulmanın yolunu arayacağız. Biz bu akşam sevineceğiz. Şu anda mutluyuz ama yarın başka bir iş başlıyor. Teşekkürler, iyi akşamlar.